Herkese merhabalar. Birinci dönem ikinci yazılı kampımız başlıyor arkadaşlar. LGS sürecimiz devam ederken yazılılardan da tabii ki ünlü notlar almamız lazım. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap, İngilizce, Din, bunlar zaten aynı zamanda sınav konularımızda. Bunları da çok iyi bileceğiz. Çok güzel notlarımızı alacağız. Yazılı notlarımız hazır. Soru bankalarımız, zoru bankalarımız hazır. Her bir soruyu çözdüğümüzde zaten 8. sınıfta biliyorsunuz yazılılar test şeklinde oluyor. Dolayısıyla bol bol test sorusu çözmek yazılılardan da bizim çok iyi notlar almamızı sağlayacak inşallah. 25 Aralık'ta matematikte başlıyoruz ama sizlerden yorumlar gelmiş. Bu yorumları isterseniz cevaplayalım. Sonrasında da inşallah sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. İlk sorumuz, arkadaşımız diyor ki, hocam yazılı yan gün çalışmalı. Arkadaşlar sizler zaten belli bir süreç dahilinde çalışıyorsunuz. Ama örnek veriyorum, salı günü fen yazılınız varsa buna sadece pazartesi gecesi çalışmak doğru değil. Bununla alakalı ön çalışmaları zaten pazar günü, cumartesi günü veya birkaç gün öncesi yapmış olmanız lazım. Yani bir yazılıya sadece son gün çalıştığımızda tam istediğimiz notu alamayabiliriz. Öncesinde aralıklı olarak bir ya da iki üç güne yaydığımızda notların yükseldiğini bilim insanları söylüyor. İkincisi, hocanın nereden soracağını nasıl anlarız? Arkadaşlar, hocanın nereden soracağı da, LGS'nin nereden çıkacağı da, bizim kitaplarımızın içerikleri de, soru bankaları da, denemeler de esasında hepsi Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde olmak zorunda. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları veriyor, diyor ki bütün hocalar, bütün kaynaklar buralara göre hareket etmek zorunda, kazanımlara göre hareket etmek zorunda diyor. Ve dolayısıyla kazanımların dışında bir şeyi soramıyorlar, kazanımlar dışında bir şeyi anlatamıyoruz, anlatılamaz, yasak. Ama bunu yapanlar varsa onlar da yanlış yapıyor. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle okulda hocalarımız zaten LGS'de bu sorulur, arkadaşlar buraya dikkat edin derken esasla soracağı kısımları vurguluyor. Bizler de yazılı notlarımızda sizlere tek tek kazanımları paylaşıyoruz. Örnek veriyorum, diyelim ki fen bilimleri açtım mesela burada. Fen de şöyle biraz ilerleyelim, kazanımların olduğu kısma gelmek istiyorum. Nerede? Ha, bak burada demiş ki, katı basıncını etkileyen değişkenleri biliyorum. Demek katı basıncını etkileyen değişkenler sınavda çıkabilir. Katı sıvı ve gazların basınç özelliklerini günlük yaşam ve teknolojik uygulamalarına örnekler verebilirim. Demek ki bu sınavda çıkabilir. Yani bunu Milli Eğitim Bakanlığı hocalara vermiş, bizlere vermiş. Bizler de bunu burada hoca sorar dikkat edin diye anlattığımız gibi, yazılı provalarında sizlerle tek tek paylaştığımız gibi burada kazanımları da ekledik yazılı notlarına. Neden? Çünkü burası çıkar demek. Bu aynı zamanda LGS'de de deneme şeklinde, test şeklinde çıkabiliyor. Dolayısıyla esasla kazanımları bilmek, kazanımlara uygun kaynaklardan çalışmak bizlere yazılılarda en güzel şekilde soruları yakalamamıza yardımcı oluyor. Üçüncüsü, yazılı için kopya hazırlamak doğru mu? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Yazılıda kopya çekmek hem günah, hem yasak, hem de yanlış. Ancak dikkat etseniz bizim soru bankalarımız böyle kocaman kocamanken yazı notlarımız böyle mintoş mintoş. Neden? Çünkü böyle küçük küçük tatlı olunca insanın çalışası geliyor. Bizler de öğrencilerimiz yanında rahat rahat gezdirsin. Kantinde, okulda, teyzesinde, halasında, evde rahat rahat çalışabilsin diye böyle küçük küçük yaptık. Ancak sizler de kendiniz küçük küçük notlar çıkararak bunları odanıza asabilir, cebinize gezdirebilir. Bunlarla farklı farklı yerlerde karşılaşarak bilgilerin zihninize yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yazılı için kopya hazırlamak değil de yazılıya küçük küçük kopyalarla çalışmak ama yazılıda bunları kullanmamak doğru arkadaşlar. Bu güzel. Gelelim dördüncü sorumuza. Yazılıda heyecanımızı yenmek için ne yapabiliriz? Bu LGS için de geçerli, denemeler için de geçerli, yazılılar için de geçerli bir yöntem. Diyelim ki yazılıya girdiniz. Birinci soru simsiyah zor bir soru. İkinci soru simsiyah zor bir soru. Üçüncü soru simsiyah zor bir soru. Dördüncü soru biraz kolay. Beşinci soru biraz kolay. Altıncı soru mintoş kolay bir soru. Yedi sekiz yeşil bir soru. Böyle sorular var mesela, tamam mı? İşte bir tane daha soru seçeyim şöyle. İşte son soru da biraz zorlayıcı. Şimdi siz burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz bir soru daha soralım. Bir tane de şöyle sarı soru var. Şimdi siz bu sorulardan direkt ilk üç sorudan başlamak zorunda değilsiniz. Birinci sorudan başlamak zorunda değilsiniz. LGS'de önce matematik sonra fen veyahut da önce birinci soru sonra ikinci soru yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yazılıda da ya ben şu sarı soru benim dikkatimi çekti. Bence bunu yapayım. Ardından şu pembişi yapayım. Sonra şu yeşilleri yapayım. Sonra şu kahverengileri yapayım. En son bir siyahlara bakacağım diyebilirsiniz. Böylece yaptığınız kolay sorulardan başlamak motivasyonunuzu artıracak, odaklanmanızı güçlendirecek ve aynı zamanda yazılıya iyi bir motivasyonla çok güçlü bir şekilde devam etmenizi sağlayacak. Dolayısıyla önce kolay sorulardan başlamak, önce bildiğiniz sorulardan başlamak yazılıdaki motivasyonunuzu artırır, stresinizi de azaltır. Beşincisi, yazılım tahmin ettiğim kadar iyi geçmedi, ne yapabilirim? Arkadaşlar şu çok önemli. Öğretmenler gayret gösteren, çalışan, yazıldan sonra bile hocam ben çok çalışmıştım ama fende istediğim not olmadı. Hocam inkılapta çok iyi çalışmıştım, bol da soru çözdüm ama tam istediğim not olmadı diyen öğrencilere mutlaka kanat notu kullanırlar. Onlara ikinci dönem ikinci yazılarda birinci yazılarda nasıl başarılı olabileceklerine dair tüyolar verirler. Dolayısıyla çalışıp gayret gösteren öğrenci her zaman başarıya ulaşır arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyoruz. İkinci yazılarımız önemli çünkü hem birinci dönem kaynak notlarımızı etkiliyor hem de ikinci dönem için sağlam bir temel oluşturuyor. Hem de bu yazılı notları esasında yani yazılımızın
içerisindeki konular zaten LGS'de konuları. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yazılı kampımıza her branşa özel matematik Türkçe fen, inkılap İngilizce dinde sizleri onar soruluk kaliteli yazılı provaları bekliyor. Hem konu anlatacağız hem de soruları çözeceğiz. Ve yazılıda mutlaka bilmeniz gereken notları sizlere tek tek vereceğiz. Sizler de mutlaka yazılı notlarınızı yanınıza bulundurun. Hem buradan altını çizerek hem de eklemeler yaparak mükemmel bir şekilde yazılara hazırlanmış olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda tonguçakademi.com'da Tonguç Plus'ta sizleri canlı yazılı provaları bekliyor. Yani canlı canlı soru cevap yöntemiyle hocam buraya takıldım, arkadaşlar bunu yapın bakalım şeklinde canlı yazılı provalar yapacağız. Mutlaka ekstra her branşa özel 2 adet provayı izleyin. Canlı yazılı provalarına da katılın. Eğer tonguçakademi.com'da Plus üyeliğiniz varsa. Arkadaşlar ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İlk yazılı provamız yarın 25 Aralık'ta matematikte başlıyor. Sonrasında Türkçe fen, inkılap, İngilizce diline gideceğiz. Yazılı notlarımızı, zoru bankalarımızı mutlaka çözün. Mutlaka bunlardan çalışın. Şimdiden yazılarda sizlere başarılar diliyoruz arkadaşlar.